Yüzlerce öğretmene sürgün. Efsane milli kalecide Baylok'tan tutuklandı. Cizre'de sağlık skandalı. Günün haberleri başlıyor. 15 Temmuz kanlı darbe girişiminde polis araçlarını vurun talimatını verdiği öne sürülen eski kurmay yarbay Özcan Karaca'nın emniyet ifadesi ortaya çıktı. Tüm faaliyetlerin askeri hiyerarşi ve genelkurmay başkanı seviyesinde olduğunu düşünerek hareket ettiğini söyleyen Karacan, genelkurmaydan aranarak başkanımızın kobra araçlı polislerce sarıldığı, esaret altına alınmak istenildiği ve içeride en az 20 şehidin olduğu bana aksettirildi sözlerini kullandı. Darbe girişiminin başlamasından dakikalar önce Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak ve beraberindeki heyetin Kara Avcılık Komutanlığı'nı ziyaret ettiğini hatırlatan Karacan, heyetin kışlada görevli askeri personele herhangi bir uyarıda bulunmadığına dikkat çekti. Heyetin Kara Havacılık Komutanı Tümgeneral Hakan Atıncı denetlemek için geldiklerini düşündüğünü öne süren Karacan, Kara Havacılık Okul Komutanı Ünsal Coşkun'un heyet tarafından kışladan götürülmesi halinde darbeye ilişkin faaliyetlerin başlayamayacağı ve helikopterlerin o gece uçuş yapamayacağı iddiasında bulundu. Amerika'nın önde gelen düşünce kuruluşlarından Middle East Forum'un kurucusu tarihçi Daniel Pipes, 15 Temmuz darbe girişiminin muhalefetin tabiriyle kontrollü darbe olduğunu söyledi. Pipes, AKP iktidarının dava süreçlerine sistematik olarak karşı çıkmasının bunun en büyük ispatı olduğuna işaret etti. Vocal Europe'un sorularını cevaplayan Daniel Pipes, Fethullah Gülen'e yapılan darbe girişiminin arkasında olduğu suçlamasını da dikkate almadığını ve bunu Erdoğan'ın her zamanki gibi abartmasına ve palavracılığına bağladığını söyledi. Eski Fenerbahçeli futbolcu Bekir İrtegün'ün ihbarıyla evinde gözaltına alınan eski milli kaleci Ömer Çatkıç, savcılık tarafından hukuki delil niteliği taşımayan baylo kullanmak ve bankasya'ya hesap açtırarak para yatırmakla suçlandı. Tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen eski milli kaleci tutuklandı. Şırnak'ın Cizre ilçesinde sancıları artan ve ambulansla devlet hastanesine kaldırılan 8 aylık hamile kadın, yoğun bakımda 1 saat kaldıktan sonra karnındaki bebeğiyle hayatını kaybetti. Genç kadın ve bebeğinin ölümünün hastanede kadın doğum uzmanı bulunmamasından kaynaklandığı, bir ay öncesine kadar çalışan 4 doktorun farklı gerekçelerle ya görevden alındığı ya da istifa ettikleri ortaya çıktı. Skandalla ilgili suç duyurusunda bulunan aile, anne ve bebeği gözyaşları arasında toprağa verdi. Diyarbakır merkez ve ilçelerinde 264, Urfa'da 362, Antep'te 68, Tunceli'de 62 öğretmen okulların açılmasına sayılı günler kala sürgün edildi. Hangi illere gönderildiğine dair bir bilgi alamadıklarını söyleyen öğretmenler, okul müdürlüklerinde sisteme girdiklerinde kontenjanlarının ve normlarının olmadığını gördüklerini belirtiyor. Sürgünlerin baskı politikasının bir uzantısı olduğuna dikkat çeken eğitim sen yetkilileri her yöntemi kullanarak muhalif kesimleri bastırmak istiyorlar açıklaması yaptı.